mücadele ediyoruz. 40 yıldır özgürlük mücadelemiz. Bir kere daha Kürdistan'ın bizim olduğunu, asla AKP faşist rejimine vermeyeceğini halk iradesiyle göstermiş olduk. Zaferimiz kutlu olsun. AKP rejimine de karşı verilmeyeceğimizi, özgürlük yürüyüşümüzü bir kere daha devam edeceğimizi göstermiş oluyoruz. Bizi zindanlara atsanız da, tecrit uygulasanız da, gözaltına alsanız da, kayyumlarla irademizi gasp etseniz de bu direniş size asla boyun eğmedi. Bu da size dert olsun. Evet, her yerde kazandık. Ezilenler kazandı, işçi sınıfı. Ama özellikle de Batman'da, Ahmet'te, Cumhuriyet'te, Şırnak'ta Kürt halkı, kadınlar ve özgürlük mücadelesi kazanmıştı. Yaşasın özgürlük diyoruz. Yaşasın Kürt halkımızın iradesi. Evet sevgili halkımız, DMB kaması basın açıklamasını okuyorum. Ama bir kere daha her yerde direnen halklarımıza selam olsun diyoruz. Bu İstanbul'da gezi ayaklanmasını başlatmıştık. AKP rejiminin korkulu rüyası olmuştuk. Evet şimdi geziyle Kürdistan'ı birleştirme zamanıdır. Yaşasın gezi ayaklanmamız diyorum. İktidar tam halkının iradesine saygı duymaya davet ediyoruz. Partimiz 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Van'da tarihin değişine az rastlanan bir zafere tanıklık etmişti. Van halkı Büyükşehir Belediyesi dahil olmak üzere toplam 14 belediyeyi alarak 4 partiye kazandırmıştı. AKP, MHP kaybettirmişti. İl Genel Meclisi'nde ise büyük farklı birinci parti haline gelmişti. Van halkı iradesini net ve en güçlü şekilde sandığa yansıtmıştı. Bu güçlü irade aynı zamanda kayyum rejimine verilen bir cevaptır. Alan ve tüm yasal denetimlerden geçen Zeydan'ın
memduatlarına itiraz etmiştir. Yetkili savcılık talimat niteliğindeki bu idari itiraz yasası üzerine kesinleşmiş, memduat hakkını veren savcı bilmediğini söylemiştir. Hariç ünlemiş ve hukuk güvenliği hakkını yok etmiştir. Bu girişim halk iradesini yok sayan bir girişimdir. Abdullah Seydan, Van halkının Büyükşehir Belediye eş başkanıdır. Herkes bu gerçeğe saygı duymaya davet ediyoruz. Kamuoyunu duyarlılığa çağırıyoruz. Demokrasileri var eden temel ilke halk iradesine saygı duymaktır. İktidarı halkın iradesine saygı duymaya davet ediyoruz. Halkımızı gasp etmeye heves edenleri uyarıyoruz. Tüm Türkiye halklarını Kürdistan halkındaki gibi, halkımız gibi, Van'daki gibi, Hakkari'deki gibi, Ahmet'teki gibi dirilişe ve özgürlüğünü sahiplenmeye çağırıyoruz. O yüzden diyoruz ki faşizm yenilecek, özgürlük kazanacak. Değerli halkımız, bugün burada bulunan bütün kurum temsilcileri, İstanbul'un emekçileri, sosyalistleri, devrimcileri, Van'a uygulanmak istenen kayyum politikasına karşı tek yürek, tek söz olmak için bir aradayız. Biz güçlüyüz. Sevgili dostlar, sevgili halkımız, 31 Mart akşamı Türkiye halkları bizimdir. Asla bu kayyum siyasetine teslim olmayacağız.